Bir rivoyat aytib beraman. Boyazid Bistomiy degan bir ulug' odam o'tgan. Avliyo bo'lgan deyishadi, Allohning do'stlaridan bo'lgan deyishadi. O'sha kishi umri davomida 45 marta hajni ziyorat qilgan ekan. 45-chi marta hajni ziyorat qilgan borganida Arofat tog'ining tepasida zikr aytib o'tirsa, nafsi quloqiga shivirlab qoldi. Boyazid tipti sende qasi bu dünyada yok debdi. Qara 45 marta haj qildi. 1000 martadan ko'p Qur'onni xatm qilding. Sen ajoyib odamsan. Sende qasi yok boshqa. Bu dünyada bo'lmasa kerak. İnsan farzandi orasida. Debdi. Boyazid Bistomiy nafsiga aytibdiki, sen meni kibrlanishimni xohlayapsanmi? Men seni juda bir go'zal jazolayman hozir deb o'sha yerdagi odamlarga. Ey xaloyiq debdi. Kim istaydi 45 marta qilgan hajimni bitta nonga almashtiraman deb. O'sha yerdagilardan bittasi men olaman debdi. Olib kel nonni debdi, olib kepti nonni. Nonni olib itga tashladi. Kim bu nafsini bir jazolamasam bo'lmaydi, bir tarbiyaga chaqirmasam bo'lmaydi deb uzoq safarga Rum taraflariga qarab yo'lga chiqibdi. Ko'p uzoq yurgandan keyin Rumga yetganda bir rohib bilan qarshilashibdi. Va rohib buni bir shaklda uyida mehmon qiladigan bo'libdi. Bir ikki kun mehmon bo'lgandan keyin rohib aytibdi, "Seni isming nima?" "Ismim Boyazid." İsmin hem güzel eken, özün hem güzel insan eken sen. Kanday yakşı bolardı eğer sen Masih'ni kulu bozaydın. Nafsi gitti gibi, nafsaniyeti gitti gibi. Ağırınıptı Bayezid Bistomiy. Çıkıp git hemen dese Bayezid rahvaydı. Diyor onu da yıkma. Sen 40 gün bu yerde misafir bugün, mihman bugün. 40 günden ki bir avliyamız var bizde. Avliyamız keladi. Bir yerdeki rahvlar bilen suhbat qiladi. Sen ham o'sha suhbatga bir ishtirok etgin. Agar suhbat senga ma'qul bo'lsa, safimizga qo'shilasan, ma'qul bo'lmasa, yo'lingda davom etasan debdi. Bunda bir hikmat vardır deb Boyazid Bistomiy rozi bo'pti. 40 kundan keyin boyagi rohib kepti, xonaning eshigini taqillatibdi. Bugun avliyomiz keladigan kun debdi. Xo'p, boraman desa, bunday bora olmaysan debdi. Nega bora? Seni bu ahvolda ko'rsa, musulmonligingni bilsa, u yerda bilasam qancha yuzlab rohiblar bor. Ular seni joningga qasd qilishlari mumkin. Nima qilishim kerak? Mana bu kiyimni kiy, belingga zunnorni bog'la, bo'yinga injilni os, undan keyin boramiz debdi. Endi Boyazid Bistomiy nafsini tarbiyalayman deyapti-ku. Bunga ham rozi bo'ldi. Bir tavbanga tayan. Çünkü nafs bunday narsalarga, bunday xo'rliklarga chidolmaydi da aslida. Aytganini qipti, zunnorni bog'labdi, bo'yniga injilni osibdi, qo'shilib rohiblarning ichiga kiribdi. Birozdan keyin boyagi aytgan avliyo kelibdi, juda yuksak martabali bir mehmondek uni qarshilashibdi, yuqoriga o'tirg'izib qo'yishibdi. Lekin u nima gapirmasgan avliyo, hech gapirmabdi. Rohiblar so'rabdi, bir ranjitgan joyimizmi bor? Nega jimsiz? Buni bir siri bormi desa, qanday gapiraman? Ichinglarda Muhammadni ummati bor. Sallallohu alayhi vasallam. Hamma hayron. Qani qaysi o'ldiramiz, chopamiz, so'yamiz, yo'q qilamiz? Yo'q, ko'rsat. Yo, ko'rsata olmayman. Agar unga tegmaymiz, o'ldirmaymiz desalaring, unda ko'rsataman. Va'dasini olgandan keyin ey Muhammadning ummati o'zingni ko'rsat desa, Boyazid Bistomiy bir ikki qadam oldinga chiqibdi. Ilming bormi debdi boyagi avliyo. Alloh qodir qilgancha, Alloh bildirgancha bilaman. Unda sen meni savollarimga javob berdi. Nima savol? İkisi yok bir. Uchi yok ikki.
tortu yok üç. Beşi yok tort. Altısı yok beş. Yetincisi yok altı. Sekizincisi yok yetti. Dokuzuncusu yok sekiz. Onuncusu yok dokuz. On birincisi yok on. On ikincisi yok on bir. On üçüncüsü yok on iki nima dedi. Bayezid Bistami hatırcayım cevap veripti. İkincisi yok bir. Yegane Allah'tır. Üçüncüsü yok iki, keçe ve kündüzdür. Törtüncüsü yok üç, talaktır. Beşincisi yok tört, Tavrat, İncil, Zabur ve Kur'an-ı Kerim'dir. Altıncısı yok beş, bu beş vakit namazdır. Yettincisi yok altı kainatının yaratılışıdır. Yani altı günde yaratılgenidir. Sekizincisi yok yetti, yetti kat osmandır. Dokuzuncusu yok sekiz, kıyamet günü arşını taşıydıgen sekizde melek. Onuncusu yok dokuz, ayalının dokuz aylık hamilesidir. Onbirincisi yok on, Musa peygamberini, Musa aleyhisselamını, Şuayb peygamberini kolada 10 yıl çobanlık kılışıdır. 12'si yok 11, Yusuf aleyhisselamını 11 tekes. 13'si yok 12, bu 12 aydır diye cevap verirdi. Kiyin doğru cevap verdin tasanna dedi Avliya. Şu yerde Bayezid Bistami aytibdi, endi meniyam bitta savolim bor. Javob bersangiz. Marhamat debdi avliyo. Jannatning kaliti va eshigida qanday yozuv bor debdi. Avliyo jim bo'lib qoldi, indamabdi, gapirmabdi. Rohiblar ichida g'alovor boshlanibdi. Nahot yutqizib qo'yamiz, shuncha odam bir musulmonga yutqizamizmi? Hazretim nega jimsiz, bir muammo bormi? Bilmaysizmi javobni? Nima bo'ldi, gapirsangiz desa, men gapiraman, lekin sizlar men gapirgan gapga ishonasizlarmi? Ular aytibdi, ishonamiz albatta. Siz bizni ulug'imisiz, qanday ishonmaymiz? Ha, unda eshitinglar. Jannatni kaliti va eshigida La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozilgan. Degan ekan. Hammalari o'shanda islomni qabul qilib iymon kalimasini keltirishgan ekan va Bayezid Bistami o'sha yerda rivoyatlarga ko'ra qolib ularga islomni o'rgatib keyin qaytgan.